Yine sağlığımızı çok yakından ilgilendiren bir başka e, ihmalkarlık diyeyim. Kötü niyet demek istemiyorum çünkü bu e, belki fazla kaçabilir. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de zaman zaman raflarda görüyoruz. Veya pandemiyle birlikte işte internetten alışveriş yapmak arttı. İnternette de aldığımız ürünlerde bazen son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle denk gelebiliyoruz. Bu konu özelinde Şimdi haklarımız neler? Şimdi Ben önceki gündü veya dün akşamdı. Bir markette çağırdım reyon görevlisini. Hangi üründü? Gıda ürünü soğutulmuş dolapta. Ee, kendim kaşar, kaşar peyniri alırken 15 Temmuz'da son tüketim tarihi tavsiye edilen. Çağırdım bunları kaldır dedim. Bak altta da var. Bakmadan alan ünlü bir market. Teşekkür etti bana. Ama dikkat etmemiz lazım. Ee, diğer söylediğiniz çok daha endişe verici. Şimdi diyelim bugün ayın dördü. Hı 5 Temmuz, 5 Ağustos son tüketim tarihi olan bir ürün geldi. Süt sipariş ettik, yumurta sipariş ettik. Ne yapacağız? İade hakkımız yok. Evet. Çünkü bizde internet alışverişlerinde çok önemli bir cümle söylüyorum. Hukuk tekniği açısından. Teslimden itibaren 14 günde cayma hakkı çabuk bozulabilen gıda ürünlerinde geçerli değil. Hı. Şimdi satıcıya diyeceğiz ki ya bu yarın bitiyormuş. Bitmemiş ama diyecek. Ben haklıyım. Evet. Oysa biz kendimiz alsaydık, bakacaktık 5 gün, 10 gün sonra e, son tüketim tarihi olan bir süt, bir peynir, seçebilecektik. Orada seçemiyoruz İnternetten tabii. İnternetten alışverişte gıda ürünü alıyorsanız, çabuk bozulabilen gıda ürünü alıyorsanız dikkatli olun diye ben açıklama yaptım aslında. Hı hı. Bu yayınlandı da e, ulusal medyada. E, gerçekten benim de başıma geldi. İnternetten aldığımız çabuk bozulabilen et ürünleri, işlenmiş et ürünleri, süt ürünleri, hı hı. E, yumurta gibi e, bir takım gıda ürünlerinde son tüketim tarihi e, geçmiş değil ama geçmişse iade edersiniz. Evet. Bugün 4 Ağustos, son tüketim tarihi 3 Ağustos gelirse haklısınız. Üstünde yazıyor. Evet. E, geldiği tarih de belli ama 5 Ağustossa daha bitmemiş. Evet, bence de bu çok önemli bir konu. E, o zaman artık bu tarz ürünleri internetten almayacağız. Bir Mümkün şekilde yumurtamızı, oldukça, sütümüzü, peynirimizi elden zorunlu alacağız. Zorunlu olmadıkça o gıda ürünlerini e, gidip kendimiz görerek kalmalıyız. Solmuş ıspanak, e, yumuşamış yeşil biber, kursu meyve torsu gibi. Yani kurtlu kalmadı ilaçlardan ötürü ama evet. o zirai ilaçlardan da kurtulmak Hemen hemen imkansız. Ona da çok dikkat etmeli tüketicilerimiz. Peki. Pestisit denilen o ilaçlar kolay kolay temizlenmiyor. Aydın Ağoğlu çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. En kısa sürede yine ağırlamak istiyoruz sizi. İnşallah. Sorularımız çok birikti. Süremiz bu kadarına el verdi. Ayağınıza sağlık. Siz de sağ olun. İyi bir gün diliyoruz. Kahvaltı haberlerine diğer gelişmelerle devam edelim.